Merhaba arkadaşlar, E-Ticaret Web Arayüz Tasarımına başlamadan önce ürün görsellerini ayarlamamız ve bir ürün havuzu oluşturmamız çok önemli. Bu yüzden biz e, bir önceki derste hatırlarsanız bir e, ölçek belirlemiştik kendimize, birebir yani kare formatı belirlemiştik. Ve bu kare formatında ben 400 piksele 400 piksel olarak ayarlamayı uygun gördüm. Bunları ayarladıktan sonra sayfamı oluşturdum. Şimdi bunun içine bazı görseller getirmem gerekecek. Yine hatırlarsanız e, Envato içerisindeki fotodan kısmında bazı set halinde fotoğraflar olduğunu söylemiştim. Normalde pexels.com'a girip orada e, direkt fotoğrafa ölçü girerek de indirebilirsiniz. Ama ben set halinde aynı kişi ve aynı model tarafından çekilmiş fotoğrafları istediğim için buradaki fotoğraflara birazcık elle müdahale etmem gerekiyor. Bunun için de yapmam gereken işlem şu. Mesela bu fotoğrafı beğendim. Ee, siz internet tarayıcınızda hangisi olursa olsun gezinirken herhangi bir jpeg ya da herhangi bir dosyaya sağ tuşa tıklayıp resmi kopyala dediğinizde Photoshop'a gelip Ctrl V yaparsanız yani yapıştırırsanız direkt buraya yeni bir layer olarak bu dosyayı aktaracaktır. Aynı şekilde 3 tane daha fotoğraf alalım mesela. 2 tane daha alalım. Böyle hızlı bir şekilde fotoğrafları buraya atabiliriz. Şimdi bunları da e, tek tek çıktı almak yerine bunları tek bir işlemde hepsini e, 400'e 400 ölçülerinde çıkartmaya çalışacağız. E, ama tabii benim... Bunun için bir yaklaşık 20 tane görsele ihtiyacım var. Bu 3 tanesi bana yetmez. Ee, videoda da tek tek onları buraya yapıştırmak istemiyorum. Ben videoyu hazırlamadan önce burada görmüş olduğunuz gibi bu dosyayı hazırlamıştım. Şu an burada görmüş olduğunuz fotoğraflar benim demin aynı sistemle Envato'dan kopyala yapıştır olarak çektiğim fotoğraflar. Üzerinde hala Envato etiketleri olmasına dikkat ediyorum. Çünkü yasal kullanımların dışına çıkmak istemiyorum. Bu şekilde fotoğrafları ayarladıktan sonra şimdi bunları da 400'e 400 olarak hepsini tek bir işlemde JPEG olarak çıkartmam gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şu arkadaşlar. Öncelikle Layer panelinde bu fotoğraflar haricinde başka hiçbir şey olmayacak. Bundan emin oluyoruz. Ondan sonra File, Export, Layers to Files seçeneğini seçiyoruz. Ve görsellerin nereye çıkacağını belirtiyoruz. Buradan ben yeni bir klasör oluşturuyorum. Ürün görselleri diye. Ondan sonra isim önemli değil zaten onları değiştireceğiz. Dosya tipimiz JPEG olacak arkadaşlar. çözünürlük değerimiz de 12 olsun, en kalitelisi olsun. Şimdi run diyoruz. Çalıştır dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi Photoshop bütün layer'ları kapatıp sadece tek bir layer'ın gözünü açarak tek tek JPEG çıkarma işlemini yapıyor. Bu işlem bittikten sonra şöyle masaüstüne gelelim. Ürün görselleri klasörüm. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraflar 400e 400 formatında kullanıma hazır bir şekilde önüme gelmiş oldu. Evet, şimdi bir sonraki derste de yavaş yavaş sitenin iskeletini oluşturmaya başlayacağız. Dizaynı abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. İyi günler.